Bunu biz bir sene duyduk ya, beka ne olduğunu tam anlayamadım ama beka demek vallahi bilmiyorum. Beka. Vallahi bilmiyorum beka ne ya. Beka ben fazla okul okumadığım için bilmiyorum. Öyle yani. Beka yeni çıkan bir kelime herhalde ya. Bilmiyorum ki ben, ilk defa duyuyorum yani. Kendi kendine yetebilme, böyle nasıl diyeyim? İnsanların kendisine olan ya da memleketlerine olan herhangi bir özlemi yani. Edebiyat dersinde sanki görmüştük biz beka ile ilgili bir şey ya. Tanzimat döneminden kalan bir şey diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, ben yurt dışında yaşıyorum, izine geldim, pek bilmiyorum politikadan falan. Sonsuzluk manasına geliyor aslında ama son dönemlerde daha farklı manalarda kullanılıyor. Merak ettim aslında ama bilmiyorum, araştırma gereği duymadım çünkü söyleyen kişiyi pek önemsemediğim için herhalde ondan. İrade, Türk milletinin iradesi, milletin kararı. MHP ile AK Parti'nin şeyiydi sanırım. Bir dakika, telefon geldi. Beka nedir? Pardon, size bir şey sorabilir mi? Kaç yaşındasınız? 24. Öğrenci misiniz? Yaklaşık 3 aydır beka tartışması yapıyor devlet. Siz hala onu öğrenememişsen bana sormanızın hiçbir mantığı anlamı yok yani. 24 yaşındasınız. Siz de durup acaba. Hürriyet olabilir. Bir insan hürriyeti olabilir. Egemenliği olabilir. Bağımsızlığı olabilir. Ne olabilir dersek bu özellikle terör sorunları falan, milliyetçi sorunlar da olabilir. Beka ülke sorunudur. Tedbir sorunudur. Terör sorunudur. Vatan sorunudur. Güvenlikle alakalı tehdit oluşturan unsurların toplamıdır muhtemelen. Türkçe bir kelime mi? Ben de bilmiyorum ama yani aslında benim anladığım kadarıyla beka diye bir şey yok Türkiye'de. Ben de bilmiyorum. Ne demekmiş o? Yeni yeni bir şeyler çıkarıyorlar. Beka. Öğretsin bize, öğretsinler. Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ya beka demek Türkiye'nin bir böyle çok savaş gibi bir durumlar olduğu durumda bana göre beka olması lazım. Hani ya de ekonomik çöküntüde olmamız lazım ki beka olsun. Bence beka sorunu bir bahane yani. Beka sorunu yok. Bu Türk milleti onu yapmaz. Kendisi Ankara'da yapar onu ve yapıyor da inşallah. Yok ne bekası ya, beka falan yok. Her şey normal yani. Değil mi? Var mı beka sorunu, siz biliyorsunuz mu? Beka. Cumhurbaşkanımızın, reisi cumhurumuzun yoğun talepleri üzerine beka dedi. Sonuçları gördük. Halk mutlu, biz mutluyuz. İyi oldu, güzel oldu. Beka memleketin tehlikede olmasıdır yani, düşmanlar tarafından. Evet, tehlikedeyiz. Niye? Bir tarafta PKK, bir tarafta efendime söyleyeyim işte Amerika'nın bugünkü açıklamalarını falan dinliyorsunuz değil mi? Yani işte dünya kuşatmaya çalışıyor yani. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyor. Vallahi o zaman cumhurbaşkanımız versin cevabını. Ben bir şey demeyeyim. Ben bekanın ne olduğunu şeyden öğrendim, cumhurbaşkanından. Ben bilmiyorum evladım. Şey beka nedir beka? Yok, hayır, ben sana sorayım, nedir beka? 70 yaşındayım, bekayı ben yeni duydum. Beka nedir? Ben sana soruyorum, beka tamam, nedir? Ne güzel defa var değil mi? Çok rahatsın. Şu yapılan işlere razı mısın? Merhameten razı mısın? Allah için razı mısın? Kuldan korkmuyorlar da Allah'tan korksunlar. Ben 70 yaşındayım, hala vergi diyorum. Allah razı mı bu işe? Neyse, bir şey diyeceğim mi? Yine seni sevdiğim için demiyorum. Yok, Allah'ın varlığını inanmıyorum. Ben Allah'a inansam Allah bunlar böyle olmaz yani. Bu memleket bu hale gelmez ne Allah? Ben bilmiyorum inancı. Pahalılık ne olacak beka? Pahalılık. Beka savaş olursa, kıtlık olursa beka sorunudur. Memleketimizde düşman elde ederse beka sorunudur. Hep beraber gideriz oraya. Ben 80 yaşındayım, ben de giderim. Katılırım, evet. Bekamız yok bizim. Bizim aç ve işsizlik, efendim sanayisizlik bekamız var. Başka bekamız yok bizim. Beka sorunu var mıdır? Bence yoktur. Herkesin beka sorunu vardır, o ayrı. Ama genelde ülke olarak beka sorunu yoktur. Ülkesine herkes sahip çıkmalı ya. Parti olarak değil yani. Beka nece? Arapça mıdır, Türkçe midir? Ne oldu belli. Beka diye bir şey yarattılar. Biz diyoruz ekonomi, onlar diyor beka. Biz geçim derdi diyoruz, onlar diyorlar düşmanlar var diyor etrafımızda. Türkiye'nin düşmanları var diyorlar. Bizim karnımız aç diyoruz, onlar başka şey söylüyorlar, beka diyorlar. Yani bir türlü anlaşamıyoruz bu hükümetle. Gitsin de şunlardan kurtulalım. Bekanın kökeni baki olmaktan gelir. Baki olmak, yani bekayı kullanan kişiler kendilerinin baki olmasını istedikleri için beka kavramını kullanmışlardır. Türkçesi gelecek demek. Beka kelimesi son dönemlerde iktidarın kullandığı, kaygı duyduğu bir şey, kendileri yarattığı bir şey. Bu ülkenin hiçbir zaman bir beka sorunu olmadı. Osmanlı'nın çöküşünden bu yana kadar hiç olmadı. Cumhuriyet tarihinde de hiç olmadı böyle bir şey. Bir sürü ayaklanmalar olmasına rağmen geçmişte, doğuda, buna rağmen bu ülke yıkılmadı. Bunlar kendinin yıkımlarıyla eş anlama getirdiler. Dolayısıyla bir beka sorunu yok bu ülkede. Temizlik işleri biraz zayıf. Ulaşım zaten berbat. Yapılandırma zaten berbat. Çalmasın, hizmet etsin. Ne diyeyim yani? Türkiye düzelsin. Ya arabaların park etmesine artık yolda yürüyemiyoruz. Hemen hemen her şeyde önümüze her çıkan şey bir sorun bizim için. Suyumuz yoktu, çöpler dağ gibiydi. Yani bir hastanın yolunda bile bozukluk varsa orada büyük bir sıkıntı vardır.